Selamlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi açılımıyla geldik. Ne hissediyor, ne düşünüyor, ilişkimizin geleceğinde ne mümkün, bizi neler bekliyor, duygularından mı başlayacağız, geleceğe doğru bir ilerleyeceğiz. Ben yine horary haritamı açtım. Biliyorsunuz ki tüm danışmanlıklarımızda, videolarımızda horary yani astroloji üzerine ilerliyor. Hemen bir bakalım. İlk olarak şöyle yorumlayalım. Cassandra enerjisiyle açtık fakat sizin yöneticiniz retroda. Yani bu ne demek? Sizin özellikle artık biraz daha geri çekildiniz ve bazı duyumlar aldığınız veya bu kişiyi aslında artık kendi haline bıraktığınız ve bu kişinin sizin hakkınızda konuştuğunu hissettiğiniz, stalklama enerjisinde olduğunun farkında olduğunuz ama artık sadece alıcılık enerjisinde olduğunuz bir dönem gibi görünüyor. Duygusal anlamda kendi sorumluluklarınızı artık kendinize, bu kişinin alması gereken sorumlulukları ise bu kişiye bırakmış olarak görünüyorsunuz. Adaleti, dengeyi, o eril dişil dengesini de sağlamak adına gibi görünüyor. Duygusal anlamda bu kişinin özellikle kendi enerjisinde pansuman enerjisi var. Panseya ile geldi. Yani bunu nasıl anlatalım? Yaraları var, sarılsın istiyor. Şimdi siz hep bu kişiye bir yaray bandı görevi görmüş olabilirsiniz. Tabii ki bu kötü niyetle söylediğim bir şey değil. Ama belli ki bu kişi ilk canı yandığında size koşuyor. Nasıl ki bir çocuk annesine canı yandığında koşuyor fakat yine bir yerden sonra elini bırakmak zorunda kalıyor özgürleşebilmek için, bireyselleşebilmek için. Sanki aranızdaki enerji buymuş. Bu kişi diyor ki canım yandı, lütfen benim yaralarımı sar, lütfen bana ilaç ol. Hem ilacı hem de zehri sizmişsiniz gibi davranıyor olabilir size. İhtiyacı olduğunda var, ihtiyacı olmadığında yok oluyor olabilir. Çünkü bu kişi ne sizinle ne sizsiz. Tam olarak tanım bu. Ne sensiz yapabiliyorum, ne seninle yapabiliyorum. Çünkü senden gittiğimde seni özlüyorum. Hayatıma devam edebiliyorum. Yokluğunu dolduramıyorum, taşıyamıyorum. Kendimi yalnız, güçsüz, değneğim yokmuş gibi hissediyorum. Ama sen varken de kendimi dengeleyemiyorum. Çünkü gelecek adına kendi hedeflerime odaklanamıyorum. Bireysel olmak ve çift olmak arasında ikilemde kalıyorum. Hangi yönde devam etmenin doğru olduğunu bilmiyorum. Ben ikisini galiba beraberinde götürecek kadar becerikli, cesur değilim. Belki yetenekli değilim. Belki kendi hayatımı bir ilişkiyle beraber sürdüremiyorum diyor bu kişi. Çok özlem dolu, çok karmik bir dönem belki yaşandı, belki yaşanıyor hala. Çünkü canının yandığını, duygusal olarak hayatından memnun olmadığını, yalnızlık hissinde olduğunu, çevresindeki insanlara güvenemediğini hissediyor olabilir. Her şey üst üste geliyor, her kafadan farklı bir ses çıkıyor diyor olabilir. Herkes ondan bir şeyler bekliyor olabilir. Çünkü kişi diyor ki, benim yaralarımı saran, beni iyileştiren, benim yanımda çıkarları için değil, sadece beni sevdiği için olan, bana sorumluluk yani inatla yüklemeyen, sadece hakkını isteyen bir kişiydim. Belki ben bunu göremedim, belki hala göremiyorum ama görmek zorundayım. Bu kişi birçok şeyin farkında. İlişkinizdeki gerçeklerinde, sizin gerçeğinizinde. Fakat bu konuda inat çalıştırıyor maalesef ki. Ama kendisi için en doğru insan sizsiniz gibi geliyor ona bu dönemde. Belki yaraladı, belki kötü konuştu, belki birbirinizi zorladınız, belki hiç olmayacak bir yerden kavga ettiniz ve bu size hep bir bahane gibi geldi. Yani bahanelere tutunarak kavga ediyoruz. Halbuki ilişkimiz devam edebilir ama biz bir şekilde o en ufak bir şeyden kavga etmeyi daha kolay kılıyoruz bu ilişki için diyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişinin sanki bahanelerle sizden uzaklaştığını, dinlenip geri geldiğini, ara ara kendisinde böyle bir nefes alma payı oluşturmaya çalıştığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunun tabii ki bir kurnazlık olduğunu düşünüyorsunuz. Sahtekarlık olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ben niye bunu yapmıyorum? Ne olursa olsun buradayım diyorsunuz. Artık belki de siz orada değilsiniz üstelik. Yani sizin enerjiniz zaten retro konumda geldi. Direkt ev girişinizde. Gerçi aşı değeri varmış ama sonuç olarak Plüton da sizin evinizde. Yani bir şeyleri artık yönetmem gerekiyorsa en başta artık kendi hakkımı yedirmemekten başlarım dediğinizi söyleyebilirim. Çünkü zaten burada artık fazlasıyla yorgun olduğunuz bir dönem ve bu kişiye kendi hakkınızı yeterince hani ayak altına sermek istemiyorsunuz, yeterince yaptım diyorsunuz gibi duruyor. Bu kişi ise daha önceki bakımda da söyledim yine söylüyorum. Belki hani balık burcundaki ay tutulmasından kaynaklı bir etkidir bu. Ama aşırı bir rüyalarda görme hali, aşırı bir odaklanma, hissetme, sezgisel olarak yoğunlaşma hali söz konusu bu kişide. Bu yüzden sürekli sizi düşünüyor. Size söylemek istediklerini düşünüyor, yaşamak istediklerini düşünüyor, geçmişinizi düşünüyor, gelecek mevzuları düşünüyor. Ama sürekli düşünüyor. Haliyle gece yattığında da, uykularında da sürekli bilinçaltında siz varsınız. Bu da rüya görmesini sağlıyor olabilir. Çünkü
Gece saatlerinde böyle onun daha böyle sezgilerinin arttığını, sizi hissettiğini, belki siz de onu hissediyor musunuz acaba diye merak ettiğini ama böyle sanki gerçekten konuşmadan anlaşıyormuşsunuz gibi bir ruh bağlantınız varmış gibi hissettiğini ve bunun gerçekten onun çok hoşuna gittiğini söyleyebilirim. Başka biriyle kurmadığı bir bağ olabilir bu. Belki de sizin de farkında olduğunuz bu aslında bizi koparmayan şey diyor olabileceğiniz de bir mevzu olabilir bu. Çünkü bu kişi bir şekilde size kendisini hissettiriyor. Siz de ona bir şekilde hissettiriyorsunuz. Şu an sizin çünkü fazlasıyla durgun bir enerjide olduğunuzu, kendinize odaklanmak istediğinizi, daha doğrusu kendinize şifalanmaya odaklandığınızı düşünüyor bu kişi. Yani belki kendinizi iyileştirdiğinizi düşünüyor. Şimdi bu kişinin de iyileşmek için size ihtiyacı var birçok anlamda. Ama siz artık daha bireyselleşmişsiniz. Ona aslında istediğini vermişsiniz. Bu durumda işine gelmediği için haliyle bu kişi bu sefer de gittiyse dönmeye çalışıyor. Kavga çıkardıysa alttan almak isteyecek. İşte sosyal medyadan mesela birbirinizi takipten çıkardınız, engellediniz. Şimdi geri eklemenin derdinde. Çünkü hayatınızda farklı bir kişiye alan açmanızı istemiyor bu kişi. Ve sizin bireyselleşmeniz, şifalanmanız demek. Bakın özgürleşmekten kastımız tabii ki kendi hayatınızı övmeniz vesaire ama bir insan ne zaman tam anlamıyla özgür olur? Yaraları iyileştiğinde. O hala yaralı. Ben burada direkt zaten onun kavuşum derecesinde evinin açısında direkt pansiyon enerjisini alıyorum. Yani kişi diyor ki gerçekten sana ihtiyacım var. İyi hissetmek için ruhen biraz daha o acımı dindirmek için. Belki bu kişiyi hani psikolojik anlamda bir destek gibi bile görüyor olabilir size ya. Öyle bir durum var burada. Ama siz artık bunun kendinize haksızlık olduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden hani burada hep diyoruz ya özgürleşmek özgürleşmek. Fakat bu sefer sizin yaralarınızda yavaş yavaş bir kapanma var. Ama bu kişinin bunu gerçekleştiremediği görünüyor kendisi için. Bu sefer de bu kişi size ihtiyaç duyuyor. Şimdi sizde bitti bir onda başlayan bir senaryo olabilir. Siz ben bitirdim dersiniz bu kişi gelir. Vazgeçtim dersiniz beklemeyi keserseniz adım atar gibi bir şeyler söz konusu olabilir aranızda. Çünkü bu kişi gerçekten şu an duygusal anlamda tamamen size odaklı ve sizin bu kadar duygusal anlamda artık bireyselleşmenizi kaldıramıyor. Evet, üzülüyorsunuz, özlüyorsunuz ya da ilişkiniz devam ediyorsa bile ilişkinizin seyrinde artık sizin elinizdeki iplere göre devamlılık söz konusu. Yani siz artık yönetiyorsunuz bir şeyleri. Onun yönetiminden çoktan çıkmış bu mesele. İşte bu onun işine gelmiyor dediğim gibi. Çünkü biliyor ki sizin elinize kalacak yine. Sizin istekleriniz yapılmak zorunda kalacak yine. Aksi halde siz eskiye dönmeyeceksiniz. Eskisi gibi olmayacaksınız. Onun ihtiyacı olan şey sizin eski enerjiniz. O yüzden ilişkiniz devam ediyorsa bile bu kişi bazı şeylerin gidişatından memnun değil. Huysuzluk çıkarabilir. Memnuniyetsiz davranabilir. İnatlaşabilir. İşte bir süre zamana ihtiyacım var falan diye nazlanabilir. İnanmayın hepsinin naz niyaz. Çünkü ben burada seven ama sizin tarafınızdan çocuk gibi beslenmeye açık bir enerji gördüğüm için sizi manipüle ederek, blöfler yaparak kaybetme korkusunu sürüklemeye çalışıyor. Yani sizin onu kaybetmekten korkmanız, onun için üzülmeniz, bu kişi için önemli bir şey. Peşinden koşmanız, o vazgeçmesin diye saçınızı süpürge etmeniz falan. Yani evet bu aslında karşınızdaki kişiyi eziyet etmektir. Duygusal olarak manipüle etmektir. Duygusal şiddettir, psikolojik şiddettir ama bu kişi bunun sevgi olduğunu zannediyor. Haliyle de bu kişinin maalesef ki sevgiyi böyle öğrenmiş olması ilişkinizdeki en temel sorun. Belki de hani bu kişinin inanışında bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişinin gerçekten psikolojik desteğe ihtiyacı var belki. Çünkü siz onun desteği gibisiniz. Bakın depresyonda olduğunda dahi onun elinden tutup çıkaran sizsiniz. Maddi, manevi, ah bazı arkadaşlarım vardır illaki. Destek olacağım derken saçını süpürge eden sizsiniz. Borçlarını kapatan, kredi çeken, onun için bir şeyler yapan sizsiniz. Bakın, pamuklara sarmış sarıyorsunuz. Ama bir yerde bunun karşılığını almadığınızda siz kendi kendinizi tükettiğinizi fark ediyorsunuz. İlişkilerinizin düzenli gidebilmesi için, bundan sonra da sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek için demek ki bunlardan ders almanız gerekiyor. Eğer ki ben dersimi almadım, ben böyle seviyorum, yine gelse böyle seveceğim diyorsanız
yine aynı şeyleri yaşamaya razı olmak zorundasınız. Çünkü bu da sizin ruhsal bir ödeviniz, bir sınavınız. Yani demek ki siz de sevgiyi yanlış biliyorsunuz. Tabii ki klasik bir sevgi tanımı yok. Yani literatürde de yok, psikolojide de yok. Ama sonuç olarak herkesin bireysel hakları var. Herkesin psikolojik bir sınırı var. Siz kendi kendinizi bu kadar manipüle ederek mutlu olmayı bekleyemezsiniz. Bu kadar çaba gösterdiğiniz bir ilişkide karşınızdaki kişi ne yaparsa yapsın, zaten size yeterli gelmeyecektir. Çünkü siz kendi kendinizi paralıyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun yazıyorum, arıyorum, beni oradan engelliyor, fake hesap açtım, yine yazdım diyen arkadaşlarımız dahi olabiliyor bazen. Yadırgamıyorum. Ama demek ki siz ne yaparsanız yapın burada, sevginin tanımı demek ki size de yanlış. O zaman siz de tatmin olmayacaksınız. Burada adım atıp atmamak değil mevzu bahis. Buradaki konu kendi hakkınıza girmeden ilişkiyi devam ettirmek. Bakın bu kişi çoğunlukla sizden çalan bir insan. Bunu kötülük için yapmıyor. Belki sevgiyi yanlış öğrendiği için yapıyor. Psikolojisi iyi olmadığı için yapıyor. Size ihtiyaç duyuyor, bağımlılık geliştiriyor. Sevginin bir bağımlılık geliştirme hali olduğunu düşünüyor. Belki de güvenli bağ kuramıyor. O yüzden bu şekilde bağlanıyor. Ama genel olarak bu kişi sizi ya yanlış seviyor ya duygusal olarak sömürüyor. O yüzden buradaki dengeyi sağlamanız aslında benim bahsettiğim konu. O zaman sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğiniz görünüyor. Bu ilişkide de başka bir ilişkide de. Yani siz buradaki dengeyi kendi içinize sağlamazsanız, hatalarınızdan ders çıkarmazsanız, yepyeni bir insan bile tanıştığımda böyle değildi ama yine aynı forma girdi, ben hep aynı insanları çekiyorum dediğiniz bir insan haline gelecek. Ki bu soruyu çok soruyorsunuz eminim. O yüzden hayatınıza aldığınız insanlar da yeni olsun eski olsun fark etmiyor. En başta böyle değildi. Şimdi ne oldu dediğiniz hep aynı tip insanları özellikle karşıma çıkarıyor bu kader diyorsanız özellikle bu konudaki problem sizde. Demek ki siz bir şeyleri çözemiyorsunuz ki hep aynı insanlar geliyor. Bir insan kendinin ne aradığının, kendindeki hataların, tecrübelerinin bir farkına varıp ders çıkarırsa, kendisini törpülerse, değiştirmek isterse, gelişime açık olursa ben gerçekten buyum ya da buymuşum, buna ihtiyacım var derse, geçmiş yaşadığı ilişkilerden ders alıp tercihlerini değiştirirse sistem ona göre insanlar gönderiyor. Yani sizin frekansınızı yükseltmeniz anlamına geliyor bu farkındalıkları almanız. Yoksa bu insan da bir, başkası da bir, çok farklı bir kişi bile gelse aynı davranışlar, aynı inanışlarla devam edildiğinde o kişiyi de bir öncekine benzetmeye başlarsınız. Zaman içerisinde aynı döngüyü yaşadığınızı fark eder. Yine aynı tarzda biri hep de böyleleri çıkıyor karşıma dersiniz. Tabii ki herkes doğru veya yanlış insan değil. Doğru ve yanlış olarak insan ayırmayı da pek sevmiyorum. Size uygun olmayan insan vardır. O yüzden biraz daha insan seçiminde de, duygusal hayatınızda, kendi tercihlerinizde de, işte davranışlarınızda da biraz daha farkındalıkla ilerleyin derim. Ya bu dönem özellikle bakın yine söylüyorum, balık tutulması sizin duygusal anlamda kendinizi anlayacağınız, farkındalıkları alacağınız bir süreç. Ama ben farkındalıklara vardım deyip yine böyle bir sınav geldiğinde karşınıza yine aynı şeyi yaparsanız aynı şeyi yaşarsınız. Çünkü sen hiçbir şeyi anlamamışsın, öğrenmemişsin ki der. Sistem yine dener sizi. En çok da bunu retro veya tutulma süreçlerinde yaşarsınız. Ki zaten şu anda önümdeki haritada sizin enerjinizde Satürn retrosuyla geliyor. Yani direkt karmaların babasıyla geliyor. O yüzden belli ki burada almanız gereken bazı dersler var. Bu kişi zaten Pansiyer ile geliyor. Ve özellikle su elementi de baskın bir harita açtık şu anda. Belli ki zaten ay tutulmasını hala yoğun yoğun hissediyor, yaşıyorsunuz. Hala ruhsal olarak ilerleme halindesiniz. Telepatiniz, sezginiz çok yüksek. Biraz da bunu kendi gelişiminiz için harcayın derim. Yani illa kişiyi hissetmeye odaklanacağınıza, iç sesinize kulak verirseniz eğer kendi iç benliğinizle iletişime geçtiğinizi fark edeceksiniz. Yani bu bilgiler size akacak. O yüzden bu kişiyi hissediyorum, sezgilerim yüksek diyerek ona kullanacağınıza kendiniz için, kendinize gelen mesajlarla alakalı bir farkındalığa ulaşmak için bu dönemi olumlu harcayın. Çünkü sizin kendinizi değiştirmeniz, daha doğrusu geliştirmeniz, farkındalıklar almanız demek bu kişiyle güzel sürecinizin ilerlemesi demek. Çünkü hayatımızda herkese gen aktarımımız var aslında bizim.
Hele ki diyorsanız ki o benim ruhsal olarak bir eşim, benzerim gibi bir şey hissediyorum. Ruhsal bağlantı hissediyorum. Diyorsanız burada sizin frekansınızın yükselmesi, bir gen aktarımı olması dolayısıyla karşınızdaki kişinin de zaten bundan etkilenmesi, nasibini alması anlamına geliyor. Ama siz burada direnişe geçerseniz, yani ben değişirsem, ben şöyle olursam o benden gider mi, o bana gelmez mi? Bu sizin gelişiminizi de etkiler, elinizdekinden de olursunuz ki hep böyledir bakın. Hep o yüzden vazgeçtiğinizde gelir. Çünkü o vazgeçiş durumu sizin büyümenizdir aslında. Kabullenişe geçmenizdir. Bir şeyleri kendi haline bırakmanızdır. Kendinize odaklanmanızdır. O zaman size başarı gelir. Bu her anlamda böyle. Çok fazla ruhsal konulara girmeyelim. Neyse, tamam. Bütün videoyu böyle atlatacağız yoksa. Şimdi siz bu kişiyi çocuksu bir enerjide görüyorsunuz, tamam mı? Üstelik şöyle çocuklar gibi böyle mutlu olduğunuz zamanları da özlüyor olabilirsiniz. İnanılmaz doğaldım onun yanında, ya da o benim yanında çok doğaldı. Onun içindeki insanı gördüm ve ona tutundum diyor olabilirsiniz. O hala aynı insan, fakat onun kendi kendine bazı kuruntuları, takıntıları var. Kendi kendine bazı düşüncelere takılı kalıyor ve gerçeğini gösteremiyorsunuz ona. Kendi kendini maalesef negatif etkiliyor, aşağıya çekiyor enerji olarak. Çünkü bir o kadar da hala sizin sevdiğiniz insan o. Değişmedi. Huyluyundan kolay vazgeçmiyor. Gelişmek farklı, değişmek farklı. Bu yüzden bu kişi aslında hala sizi sevdiğiniz insan. Fakat araya zaman girdiyse, üçüncü durumlar girdiyse, engellerinizin olduğunu düşünüyorsanız, burada bunların da bir açarı var, merak etmeyin. Sizin dingin enerjiniz, huzurlu enerjiniz, o hesap sorma, işte diretme, dikte etme enerjinizden ziyade belli bir yerde kendi sınırlarınızı olgunlukla koruyabiliyor oluşunuz, ruhsal büyüme haliniz bu kişiye inanılmaz huzur verici bir şekilde yansıyacak. Ve kişinin zaten size gelişi, yine söylüyorum, pansiye enerjisi zaten der ki, pansuman enerjisi, yani buna ihtiyacım var, yaram var, sarılmak istiyorum, sar beni. Belli ki hayatında büyük bir yeriniz var. Ya göremedi ya hala göremiyor ama görecek. Çok uzun bir zaman dilimi de vermiyor ki, hep söylüyorum. Yani Ekim ayı zaten birçok konuda, birçok ilişkide önemli durumların da olacağı bir süreç. Çünkü zaten birçoğumuz konuşuyor. Konuşmayanlar da bu süreçte birbirinden haber alacaklar. Karşı tarafın bazı yaralar aldığını, güvensizlikler aldığını, arkasından dönen dolapları, bu kişinin bazı konularda pişmanlık duyduğunu göreceksiniz. Ondan belki duyacaksınız direkt olarak. Kassandra zaten duymaktır, haber almaktır. Ya sosyal medyadan, ya ortak bir çevre varsa oradan, birilerinden birbirinize haberler ileteceksiniz siz zaten. Yani buna çok açık bir harita. Belli ki bu kişinin biraz o devran döndüğünde de, içine sinmeyen durumlarla karşı karşıya kaldığında da sizi aradığını mumla göreceksiniz siz zaten. Ve önümüzdeki süreçte de sizin özellikle artık biraz daha kendinize şekil değişimine, şemal değişimine, hayatınızda yeni kararlar almaya gideceğiniz bir döngü, iş değişimi, şehir değişimi, yurt dışı seyahati vesaire. Yani ne varsa önünüzde. Belki bir şey sahip olmak istiyorsunuz. Belki bir yatırım yaptığınız bir şey almak istiyorsunuz. Belki kendinize bir değişim istiyorsunuz. Her şey mümkün. Belki giyim, kuşam, ya her şey olabilir. En basitinden sosyal medyanız bir süredir mesela aktif değildir. Açacaksınız, aktif kullanacaksınız. Ama öyle paylaşımlar olacak ki hayatınızın değiştiğini düşünecek. Veya aktif kullanıyorsunuzdur, hop sessizleşeceksiniz. Yani sizde büyük radikal kararların olduğunu ya düşünecek, görecek, ya da gizli gizli bir şeyler olduğunu düşünecek hayatınızda, dayanamayacak. Yani ondan eylemler, ataklar geliyor zaten. Ama şunu hep söylüyorum. Bu videoyu izliyorsunuz ama herkesin kaderindeki insan bu değil. Yani bu kişi diyemem. Böyle bir şey mümkün değil. Hani o veya değil diyemem. Bu şekilde yorum yapamam. Veya hani ilişkinizle alakalı geçmiş yaşantınızı söylüyorum. Geleceği de ihtimallere bölüyorum. İlişkinize, enerjinize hangisi uyuyorsa onu almak zorundasınız. Binlerce insan izliyor. Zaten bireysel açılım var. Bu yüzden var. Yani açılımın altına yazıyorsunuz. Ne zaman evlilik? Ama ben sana evlilik söyleyemem ki burada. 15-20 bin kişinin burada evlilik tarihini ben nasıl verebilirim? O yüzden, bu yüzden zaten bireysel danışmanlıklar var. Bireysel danışmanlık almıyorsanız da ilişkinize göre her ihtimali lütfen ona göre baz alın, yorumlayın. Burada görünen her şey, çünkü kolektif bakım olması dolayısıyla bir ihtimal. Bu arada bir yoğun bir kıskançlık durumu ve güvensizlik enerjisi olabilir aranızda.
Biliyor musunuz, bu kişi özellikle önümüzdeki süreçte bir hata yaptıysa geçmişte aynısını sizin gelecekte onu yapabileceğiniz düşünebilir. İntikam alma duygunuz mu var, öfkeniz mi var? Ya da korkuyor ya. Hani bir şey yaptıysa eğer, bir hata, bir yanlış, bunun sorumluluğunu almaktan, bunun karşılığında size bir şey sunmaktan ya da aynı şeyi sizin yapmanızdan korkuyor. Çok kıskanacak sizi. Yoğun böyle buram buram kıskançlığını, o öfkesini hissedebilirsiniz. Üstelik bazılarımız o adım attığında reddetmiş de olabilir. Bunu diğer bakımlara söylemiştim. Adım alan arkadaşlarımızın bir kısmı reddetmiş olabilir veya bu dönemde bitiren tarafsız olabilirsiniz. Yani özellikle son 2 haftalık bir süre zarfında bir ayrılık yaşandıysa muhtemelen beni izleyen arkadaşlarımız bu ilişkiyi bitirmiş olabilirler gibi görünüyor. Çünkü yorulmuş, bunalmış, ilişkinin geleceğini istiyor ve kararımı ben artık verdim diyor buradaki harita aynı zamanda. Tabii ki bu herkes için geçerli değil ama yüksek ihtimal birçoğumuz bu kişi ya net gelsin ya hiç gelmesin, kafamı da karıştırmasın ve önüme bakayım beni yolumdan etmesin diyen bir zihniyete girmiş olabilir birçoğumuz. Diğer bir kısımsa ne olur gelsin modunda. Evet, iletişim etkileşimler var ama lütfen tekrar aynı şeylerin yaşanması için ona aynı alanı tanımayın. Şimdi bu kişi, hep söylüyorum, haritayı açtığımda orada eğer bir hobi enerjisi çıkarsa ya da işte hani bir çocukluk enerjisi çıkarsa bunu dile getiriyorum zaten. Bu kişinin enerjisinde belli ki geçmiş yaralarından çok ders almama enerjisi oluyor. Ya da işte çok tecrübeli davranamayan, aynı şeyleri yaşamaya tekrar tekrar açık ve yaşatmaya açık. O yüzden bu kişi belli ki aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayabilen, yaşatabilen bir insan. Buraya yansımadı ama bir önceki bakımında vardı. Onu söylemiştim zaten. Demek ki sizin aynı alanı ona sunmanız demek, aynı şekilde tekrar hiçbir şey yaşanmamış gibi eskiye dönmeniz demek, bu kişiye tekrar aynı şeyleri yaşatma imkanı vermeniz anlamına geliyor. O yüzden lütfen biraz daha bilinçli ve kendi ilişki anlayışımızdaki toksik durumları törpüleyerek devam edin. Çünkü çok güzel bir şans geliyor ilişkinize. Ama bunu değerlendirmek, değerlendirmemek size kalacak. Ay 2,5'luk dereceyle geldi. Kişi bir şeyleri başlatmak istiyor. Kişinin zaten yöneticisi olarak geldi burada. Hani ama çok belirsiz. Hangi yöne gitsem, ne yapsam bilmiyorum diyor. Geçmişinden sıyrılma çabası var. Şifalanmak için size ihtiyaç duyuyor zaten. Daha ne istiyorsunuz? Ama evet, sağlıklı bir bağ değil. Fakat bunu daha sağlıklı bir enerjiye çevirmek de sizin elinizde. Bunu hep söylüyorum. Yeter ki daha anlayışlı, daha sakin ve aynı zamanda kendi istekleriniz, kendi haklarınız doğrultusunda devam ederek bu ilişkiyi sürdürün. Çünkü yeni başlangıçlar istiyor, haritaya bu yansımış. Hatta hani olursa net de olsun istiyor. Ama burada bir şeyleri aşması, bazı engelleri aşması, sorumluluk alması gerekiyorsa, en basitinden kendisini bile aşması gerekiyorsa, kendi düşüncelerini aşabilir. Ama lütfen sizi kaybetme korkusunu bırakın, hissetsin yeri geldiğinde. Yani yaşaması gereken duyguları yaşatın bu kişiye yeri geldiğinde diyebilirim. Ezan okunuyor. Az önce kapı çaldı bu arada. Ne zaman kapı çalsa beklenen gelir benim açılımlarımda. Çok eski takipçilerimizden varsa eğer aramızda, biliyorsunuzdur bu totemi. Umarım o zaman bu açılımı izlerken bile o kapı çalacak gibi görünüyor. Ben ne zaman meditasyon çalışması yapsam, duruguru çalışması yapsam, şifa çalışması yapsam ya da bir okuma yapsam, açılım dahi yapsam, ezan okunduğunda ben aslında onun gerçekten bir şekilde onaylandığını hissediyorum. Sistem tarafından, Rabbim tarafından. Umarım gerçekten burada ihtiyacı olan tüm kalplere de şifa olur bu açılım. Hani bir şeyler üst üste geldi. Hep kadersel döngüden bahsediyoruz. O yüzden demek ki bir şeyler sistem tarafından, yukarıdaki tarafından görünüyor. O yüzden adalet bekleyen arkadaşlarımız için de son olarak şunu söyleyeyim. Hani ben diyorum ya, ezanı ne zaman bir açılıma eşlik ederken duysam o devran dönüyor. Umarım öyle bir süreciniz olur. En sağlıklısını kılsın önümüzdeki sürecinizde Rabbim sizler için. Bu şekilde açılımımızı sonlandırıyorum. Hiç bölmeye gerek yok. Zaten onaylandık. Önümüzdeki süreci daha sıcak okuduk. Kendinizi daha iyi tanımanız gereken bir dönem gibi. Bu sizin için bir fırsat, bir şans. Umarım önümüzdeki süreçte de
Kendi hakkınıza göre insanları tercih eder, seçersiniz. Seçimleriniz o yönde olur. Hakkımız hayırlısı olsun o zaman. Bol mutlu, huzurlu, şifalı enerjiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.